بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ectiklerimizi pirhanımıza ve müsnif hazretine hediye ediyoruz. Derslerimiz cümlemizin hakiki tövbe ve kamil imana ulaşmamıza vesile olsun. Allahum merzuqna hafza'l murselin ve ilham'al anbiya ve fahma'l auliyya bikramik ya ekramel ekramin. وبرحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم اكفنا يا رحمن في كل امور، واحفظنا من كل شرور. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللهم إنك مليك مقتدر، اللهم إنك مليك مقتدر، اللهم إنك مليك مقتدر،, إنك مليك مقتدر. حصنتكم بالحي القيوم لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضي الله تعالى عننا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Önceki dersimizde usul faraize de, hamsat aşar aslan sayfemizden seb'atun minha fi kitabillahi ta'ala kısmını mutaala etmiş idik. Usul feraiz demek muayyen ve mukadder hisselerin asılları demek. Asılları yani ana delilleri 15 tane idi. Onlardan 7 tanesi ayet-i kerimeden idi. Başka bir ifadeyle Ahval-i Arba'in'in ana delilleri. Ahval-i Arba'in nedir? Mirastan hakkı olan varislerin nerede ne kadar hisse alacağını gösteren 40 hal. Ve bu 40 hal 15 tane ana delile dayanmaktadır. Onlardan 7 tanesi Kur'an-ı Kerim ayet kelimelerindendir. Ve <laughs> 5'ten fi sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ana delillerin beş tanesi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindendir. Ve amma selasutu bil icma'il ümmeti. Üç tanesi icma ümmet ile bilinen delillerdir. Ayet celile ile beyan edilen hükümler, birincisi mirasul evlat, yani meyyitin çocuklarının hisseleri, ve ikinci mirasul abawayn. İkincisi meyyitin ana babasının hisseleri. Bu ma'al veled. Yani çocuklar olduğu zaman ana babaların hisseleri. Ve salisu mi aydan mirasul ebeveyn. Üçüncüsü de ebeveynin ana babanın mirası عند عدم veled. Çocuk olmadığı zaman. Ve rabi'u mirasuz zevç. Vel hamisu mirasu zevcat. Dördüncüsü zevcin, beşincisi zevcelerin mirası. Ve mirasul ikhvati li um. Altıncısı ana bir kardeşlerin mirası. Ve sabi'u mirasul ikhvati li Yedincisi ana baba bir kardeşlerin hissesi. Yani meyyitin öz kardeşlerinin mirası. Hakkındaki hükümler. Bunlar ayet kerimeler ile taayyün edilen hükümlerdir. Hadis-i şerif ile bilinen hükümler ise şunlardır. Birincisi köleye azat eden kişinin varis olmasına delil olan hadis-i şeriftir. Fe'avvaluha el velâ'u limen Bu delillerin evvel ikisi el <cülüyor> velâ'u <cülüyor>. limen <Isaiah> hadis-i şerifidir. Vela yani velilik azat eden kişi içindir. Bu hadis-i anlamamız için Ashab-ı Musarif sayfasına bakalım. Bir kişi vefat ettiğinde önce Ashab-ı Ferais hissesini alıyor. Sonra Asabi-i Nesebiye kalan bakiyeyi alıyor. Eğer vefat eden kişinin nesebinden bir bakiyeci yok ise mesela oğlu, babası, amcası yok. Yani o kişinin nesebinden hiçbir bakiyeci yok. Bu durumda bakiyeyi kim alır? Burada icmanın kararıyla bakiye zevil furuz dediğimiz ashab feraize red olunur. Yani kalan bakiyeyi ashab feraize arasında hisselerine göre taksim edilecek. Ama eğer ölen kişi azat edilen köle ise kendisini azat eden kişiye bakiye verilir. Şimdi tekrar sırasını söylüyoruz. Önce ashab feraiz alıyor. Sonra asabeyi nesebiye dediğimiz bakiyecilere veriliyor kalan mal. Üçüncü sırada ise asabeyi sebebiye yazıyor. Bu asabeyi sebebiye köleyi azat eden kişidir. Niçin burada asabeyi sebebiye reddiyeden önce geldi? Çünkü reddiye icmanın kararıyla ortaya çıkan hükümdür. Asabeyi sebebiye ise hadis-i şerif ile bilinen hükümdür. O hadis-i şerifi demin okuduk. El velâ'u limen e'taqa. Ya da mevlel muâlâtte bu asabeyi sebebiyedendir. Sonraki derslerimizde bunları öğreneceğiz. Şu an bizim bilmemiz gereken hadis-i şerif ile bilinen deliller. Vefat eden kişinin velisi de bakiyeci olmaktadır bu hadis-i şerif ile. Biz ferazdeki 5 tane hüküm hadis-i şerif ile bilindi dedik. Birincisi el-velâ ulimen e'ataq hadis-i şerifi ile bilinen hükümdür. Ki bu köleyi azat eden kişiye eğer kölenin asabecisi yok ise asabeci oluyor diye misal getirdiğim hüküm. İkincisi ise öz kızın yanında öz kız kardeşler asebeci oluyor. Dikkat edelim burada meyitin öz kızları asebeci olmuyor. Meyitin öz kızının yanında öz kız kardeşleri geliyor ve öz kız kardeşler asabici oluyor. Tabi bu öz kız da olabilir torun kız da olabilir. Yeri geldiğinde geniş geniş öğreneceğiz. Şu an bizim bilmemiz gereken husus şu an bizim bilmemiz gereken husus ilmi feraizde ana delili olan 5 hadis-i şeriften ikincisi. Ej'al al-akhawat al-banat asabatan. Bunun hükmünü açıkladık. 3. hadis-i şerif ise tüm asabeci erkeklerin bakiyecilik hakkı ve salisu ma ruya al-huqu'u al bi ahliha fe ma baqiya fe hu li aula'r <laughs> Buradaki zeker kelimesi ne için zikredildi? Lime zikra lefzu zekerin diye yazıyor. Racül yanında zeker kelimesi ne için zikredildi? Halbuki racül dahi erkek kişiyi bildiriyor. Lidef'i tevahhumi hatta la yuzanne. Def'i tevahhum içindir. Ta ki zannedilmesin. Ne zannedilmesin? <laughs> Buradaki bakiyeci olacak kişi ata binmeye, savaşa gitmeye kabiliyeti olan büyük erkek zannedilmesin. Fe wa in kana radiyan. Bu meyyite en yakın olan bakiyeci Velev ki emzikli küçük sabi olsa bile bakiyeyi alabiliyor, varis olabiliyor. Yastahakkul irse ...varis olmayı hak ediyor. Çünkü cahiliye zamanında... E, ...miras alabilmek için illa... ...savaşabilmeyi, atabilmeyi... ...bilen erkekler hak ediyor zannederlerdi. Halbuki vefat eden kişinin... ...süt emen en küçük varisi bile... ...bakiyeyi almayı hak ediyor. Bu Fehu Ali Evler Zeker'in ifadesindeki zeker kelimesi bu manaları açıklıyor. Dördüncüsü nenelerin altında bir hisse alması hükmüdür. Meyit'in annesi yokken sahih neneler e, devreye giriyor ve varis oluyorlar. Bu hüküm et'amül ceddat es-südüse hadis şerifi ile bilinmektedir. Beşinci hadis-i şerif ise ما روي عنه عليه السلام ve البنت النصف وبنت الابن السدس lil للأخت Burada kız nısıf hisse aldıktan sonra torun kıza sudus hisse hadis-i şerif ile verilmektedir. Bugünkü dersimiz buraya kadardır. Dersimizi dinleyen herkesten Allahu Teala razı olsun. Allah'ım cümlemize iki dünya saadetini nasip eylesin. Bugün e Zülhüccay'ın ilk 10 günündeki cuma gecesidir. Zülhüccay'ın ilk onunun her günü ve her gecesi Leyletül Kadir gecesine muadildir buyuruldu. Günlerin en büyüğü cuma günüdür. Ancak Zülhüccay'ın 10 günü cuma gününden daha büyük olduğu hadis-i şeriflerde beyan edildi. Bugün ise Zilhicce'nin 10 günü içerisindeki Cuma günündeyiz. İşte bu gecede ne kadar ilahi esrar varsa, ne kadar ilahi envar var ise, bugünkü dersimize nakş edilmiş olsun. Bu dersimiz her ne zaman dinlenirse, o ilahi esrara mazhariyet zuhur etsin. بنيت بتمني لا درس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين